Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Türkiye'den İsrail'e karşı büyük bir kınama gerçekleşti. Gazze'ye karşı saldırısını Mescid-i Aksa'ya karşı baskınları kınadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda İsrail Devleti'nin Gazze'ye karşı hava saldırısını Mescid-i Aksa'ya düzenlenmiş baskınları kınadı. İsrail Devleti'nin Gazze'ye karşı hava saldırısı Mescid-i Aksa'ya düzenlenmiş baskınlar devam ederken, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'tan yeni bir açıklama yapıldı. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bu paylaşımda, İsrail Devleti'nin Gazze'ye karşı saldırısını şiddetle kınadığını dile getiren Şentop, şu ifadeleri kullandı. İsrail'i milletvekili Itamar, fanatik Yahudi gruplar tarafından İslam'ın ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın maneviyatını, anlamını hedef almış baskın barbarlıktır. Bu kabul edilemez bir olaydır, değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca Filistin'den elimize ulaşan bir başka bilgiye göre, Filistin Tabipler Sağlık Mensupları Derneği, devam eden saldırıya ilişkin Gazze'deki çocukların, sivillerin hedef alınmasını durdurulmasını söyledi. Dernekten yapılan açıklamada İsrail Devleti'nin 5 Ağustos tarihinden bu yana abluka altındaki Gazze'ye karşı saldırısından hemen sonra 6'sı çocuk 4'ü kadın olmak amacıyla 31 Filistinli şehit düştüğü, 265 Filistinli halkının yaralandığı ifade ediliyor. Açıklamada Gazze'de saldırı devam ederken İsrail güçlerinin yoğun koruması altındaki yaklaşık 1760 Yahudinin Kudüs'te Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği, birkaç kişiyi esir aldığı ifade edilerek şu ifadeler kullanılmıştı. Gazze Sağlık Bakanı ile beraber iletişime geçildi. Verilerdeki kayıtlarla aynıdır. Bu durumun derhal durdurulmasını, saldırının sona ermesini umut ediyoruz şeklinde bir ifade kullandı.